Müzik Evi'nde hoş geldiniz. Ben Emel Yalçın. Ben Sertaç Akkaya. Başka bir şansın kalmadı zaten. Sizlere bir saat boyunca inanılmaz güzel bir program hazırladık ve şahane iki konuğumuz var. DJ Olcay ve İrfan Kangı. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Konuklarımızı seçiyoruz bakalım. Kim, seçiyoruz. Tarafını seç bakalım. Tarafını ha? Seç. Hadi bakalım. Alalım. Yani. Kim kime çıkacak? Kim biz sunucu çıkıyor? Seçemiyor muyuz yani? Öyle bir bizim özgürlüğümüz yok mu? Yani biz de bir şey seçelim. Bizim elimiz boş mu yani? Doğru, bir dahaki programı artık diyelim. İkinize ne çıkarsa bakalım. Lütfen ladies first başlayın. Koruma altına alıyor. Bir koruma altına. Bakalım. Korkmaya başladım. Bunlar bize bir şey yapacaklar. Dadam DJ Olcay. İrfan Kangı. Neyse. Ben ne bileyim bir Dicle çıkardım. Ben sıcak top uygulaması olduğuna hiç bilmiyorum. Onun bana bir soru sorusu var. Soracağım. Şimdi, arada soru sorabilirim. O benim hakkım. Arada soru sorabilirsin ama koruma altında biliyorsun. Sorular tamamen. Bir dakika. İrfan da benim korumam altında. Lütfen. Peki, ona göre ya. Neyin koruması bu tam olarak? Ben de bilmiyorum. Emel'in bir planı var. Var bir planımız sizinle ilgili. Evet, hoş geldin. O zaman önce siz başlayın. Hadi buyurun. Beyler başlasın. Çok sonuçta teşekkür kadın ederiz. Erkek eşittir. Eşittir her zaman. Buyurun. Çok teşekkür ederiz bu imkanı bize tanıdığınız beyler için. Beyler başlasın, sen başlasın. İrfan'cığım onurlandırdın, hoş geldin. Ben teşekkür ederim. Çünkü çok sevdiğim iki eski dostumla arkadaşımın yanında olmak. Bugün de tanıştım ama bundan sonra da uzun yıllar birlikte... Bugün mi tanıştınız? Biz bugün tanıştık. Evet, bugün tanıştık. Tanımadınız birbirinizi. Hayır, hiç tanımadım. Ne diyeceğim bak, ben gelemiyorum bugün. Ay sorma, işim çıktı ya. Bu bizim Emel'le Sertaç bir tane programa başlıyorlarmış. Televizyona mı dediler, YouTube'a mı ne bir şeye. Angarya işler abi işte, çağırdı adam, kırmayalım diye çocukları. Konuk şey varmış, bir kız var, şarkıcı. Ne dediler ismini? Kimse de yok burada, kime sorayım. Dicle miydi, neydi? Dicle Olcay. Yok lan, nereden tanıyacağım oğlum? Benim bildiğim tek Dicle Nehri yani falan, düşün, o kadar amatör. Ben demiştim ama onları, beni konuk alacağın zaman dedim, Hadise'yi falan çağırın dedim. Hadise o sese çıkmadı, sana mı çıkacak dediler. İrem Dirici'yi falan çağırın dedim, onu da sevgilisi izin vermiyormuş. Ben şimdi yakışıklı olunca tabii şey yapmak istemedi adam pek. Ben yani söylemeyeyim diyorum ama adam kim? Ya ünlü biri. Ne demek ünlü biri? Çok ünlü. Tiyatrocu, çok ünlü. Ben de oyuncu. Deyince, aşkım biz yürüyemiyoruz. Bankalarda, sokakta yürüyemiyoruz adam. Ama kim sensiz yani? Daha ünlü o şey. Ne demek daha ünlü? Oyunculuk derslerini ondan alıyor. İyi de ben ne yapayım hoca ya? Abi bana gerçek oyuncu lazım. Oyuncu aşkım zaten. Ayrın oyuncu değil. Nasıl oyuncu lazım? Öyle de ne oluyor? Oynuyor aşkım. Bu da oynuyor tiyatroda. Ben daha ünlüyüm ondan. Olur mu hoca? Oyuncu. Hiç kıyafet mi tipini de beğenmedim. Biz aşkım şey, biz sana şu an eş aramıyoruz, konuk arıyoruz, hocam. Yardımcı konuk. Ben şarkılarımı da eşimi seçiyorum, seçiyorum şeyimi de yani. Pardon? Ne? Hiç bilmiyorum, ben sana güvendim. Ne yapalım şimdi, tamam edelim ya. İnşallah muhabbeti güzeldir. Hayır, birebir de ilk defa tanıştım. Yoksa Dicle'yi tanıyorum tabii ki. Yani. Ben yanlış anladım. Ben çok eskiden tanıyorum, çok iyi tanıyorum. Sizin de düğünde zaten. Evet, bir orada canlı dinlemişliğim. Yani var. Orada denk geldim ben sizin düğünde denk geldim. Düğüne bedava pasta masta var falan var. Ben o zaman gelmiştim. Biliyorsun evet. Zengin insanın düğünü bir başka oluyor DJ'ciğim. Hayatım bir de tabii. Altın da o kadar pahalı değildi yani. Değildi. Evet. İrfan da takmadı zaten. Takmadı. Yok, ben zaten öpücük. Pahalı değil diye takmadım. Ben bir şey takmadım. Dicle'ye biz... Evet. Daha ne yapsın kız, vermiş konser vermiş. Daha ne yapsın bu kız? Tabii ya? Ki ya. Hala orkestranın parasını ödüyor bu kız ya. Yok artık daha ne. Tabii ya, hala böyle açıp siz açıp oynuyor. Siz o düğüne takılan altınları ne yaptınız? Size bayağı takıldı çünkü. Ünlü düğünüydü çünkü. Ünlü düğünüydü. Evet. Bir ayda yedik hepsini. Bitti. Ciddi biz de anlamadık ya. Ünlüler böyle düşünüyor. Ünlüler kazandığını bir ayda yer. Ünlünün birinci kuralı. Evlenmeyi düşünmüyorum. Dünyanın altını taktım. Büyük nasıl konuşma. Toplayacağım ben bunları? Şöyle yapacaksın. Çok haklısın hemen. Kimlere altın taksana bir listesini yapacaksın. Evet. İlk davetiyeyi onlara göndereceksin. Evet. Muhtemelen bunların yarısından fazla gelmeyecek. Gelmeyecekler. Zaten. Ölü yatırım da bu zaten. Aynen öyle. Ama bir de şöyle bir şey var. Düğünlerde takı takan ünlüler artık boşandıklarında geri istiyorlar. Bunu çok artık. Tabii tabii. Ben hı. Sana bunu takmıştım. Boşandın diyor yani. Haklı. Yani sen de geldin, sonra boşanıyor. Düğünde şey göbek attın. Bunun ünlülük, dövüşsüzlük alakası yok. Bence bunu her şey yapsın. Evet, mantıklı ama sanmam yani. Ya öyle evleniyorsun, iki ay sonra boşanıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız evet. Müzikle alakalı bir programda ekonomiyle başladık. Bence paha bitiremez şu anda. Çok iyi başladık ya. Yani. Evet arkadaşlar, başladık. Müzik Evi'nde devam ediyor. Devam ediyor. Aslında müzikten konuşmadığımız. Birazdan. Demin bana bir soru sordun. Ne burcusun? Ben mi? Koç burcuyum. Dicle?
Biliyorum ben tabii ki. Bakma öyle gözlerini devire devire. Ben yay burcuyum. Yükselenini bile biliyorum Başak be. Yanında da bir Başak erkeği ben oturuyor. Ben de Başak'ım. Benim de yükselenim yay. Evet. Benimki de oğlak tamam, yükselenim. Şartlas. Ne oldu? İyi mi oldu? Güzel bir meç oldu. Yavrum sen de üzerimdeki kırmızılardan belli olmak üzere. Bir akrep burcu olarak. Akrep. Yükselen aslan. Yükselen aslan ve akrep burcu olarak. Şimdi 2023'ü geride bıraktık. 2023'te mesela akrep burcuna hangi şarkıyı armağan edersin? Akrep burcuna 2023'te yani yıkılmadım ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Öyle bir sene miydi akrep tabii, için? Çünkü şey yani. Şimdi ay düğümleri denilen bir mevzu var ve o kadersel konuları anlatıyor. Oralarda tutulmalar yaşıyoruz. Akrep boğa aksında olduğu için ve güney ay düğüm akrepte olduğu için akreplerin hayatları çok değişti ve bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kaldılar. Kendi varoluşları, aslında dışarıya yansıttıkları kimlik, belki iletişim şekilleri, belki sevme şekilleri hepsi çok değişti. Ama bu bazı şeyleri bırakarak oldu. Yani bir tık geride durarak belki, zorunda da kalarak aslında. O yüzden akrepler için, akrep boğa için yıkılmadım, ayaktayım. Çok zor bir yıldı yani. Yıkılmadım, ya. Ayaktayım. Aynen. 2024'te Türkiye'de akrep burcunda bu arada. Türkiye'ye bir şarkı armağan edecek olsan. Türkiye'nin burcu akrep biliyorsunuz bu arada herhalde sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz herhalde ya. Bunu bilmeyen de ya. Yani bunu da bilmiyorsanız artık. Bilmiyorsan kalkalım yani buradan. Sokakta 100 kişi çevir. Sor bunu 99'u bilir zaten. Türkiye'nin burcu akrep. Şeyden de çok belli değil mi? Mesela bir olay olduğunda, mesela negatif bir olay olduğunda onu öyle bir güzel bir mizahla anlatıyoruz ki evet. Aslında trajik hikayeleri hep trajik komik bir hikayeye hani. Döndüren bir milletiz. O da hem akrep burcu olduğumuz için hem de 5. evi yani sanat evini dolduran bir akrep stelyumumuz olduğu için kara mizah yani aslında. Kesinlikle. Hep böyle bir çarpıtarak yapılan espriler. Ha, aynen öyle falan gibi mevzular. O yüzden İnce çok espriler. Seviyorum ülkemi. Hangi şarkıyı armağan edersin? Nasıl bir yıl bekliyor bizi? Dicle bu arada 10 parmağında 10 marifet bir popçumuz. Hem çok güzel şarkı söylüyor, hem çok güzel dans ediyor, hem de inanılmaz bir astrolog bilgisi var. Astrolog diyebilir miyim? Yani ya böyle hani öyle diyesim gelmiyor çok aktif olarak yapmadığım için ama ne olmayanlar neler diyor. Yani evet çok ilgiliyim. Astroloji çok eğitimi var, bilgisi evet, var. Bu konuda o yüzden ona bu soruları soruyoruz ama tabii ki İrfan'a da astrolojiyle ilgili bir takım mesajları rahat bırakırsın. Ben şöyle söyleyeyim. Bir kere Mayıs'tan sonra Jüpiter ikizlerdi şekerim. 2024'te. Bitti yani bu iş. Ben boş ve var 10. evimizde. Bakar mısın? Ben boş değilim. Jüpiter bazı şeyleri büyütür. Yani. Bak. Son DM'ini göster bize. Son DM'ini. Nereden DM'ini göster? Instagram'dan. Instagram'a bakalım açalım şöyle beraber. Seçmeden. Baktım yok seçmeden. Seçmeden. Sen en son Ekrem Yıldırım'la... DJ'nin gitaristi arkadaşımla en son DM'den doğru. Konuştuk. Dayım yazmış. Sertaş yazmış. Aynı arkadaşım onun doğum gününü kutlamışız. Ben bu kadar yani. Temiz bir içerik daha görmedim ben, hayatımda. Gerçekten iyi aile babası ve iyi koca yani. Neydiniz siz? Başak mıydınız? Bir de temizliyoruz tabii DM'i. Bak. Tamam. Yok. Gerçekten DM'den yazma mı kaldı? Yani temiz içerik, temiz koca, temiz konu DM'den seçiyorum. Yazma kaldı bu arada 2024'te. Haberiniz olsun. DM'den yazma. Nereden yazacağız? AirDrop'tan birbirine evet. Şey gönderiyor. Ne gönderiyor? Ya. Bak neler var. Sen abi mekana girdiğinde AirDrop'tan bakıyorsun. Açık hani öyle yapıyor şimdi çocuklar. Biz bilmiyoruz yani. Yapanlar öyle yapıyor yani. Valla bunu hiçbirimiz bilmediğine göre bunu yapar. Bunu herkes bilir. Bilir. Bütün Türkiye bunu bilir. Allah Allah. AirDrop'tan kimlere bakıyorsun? AirDrop'tan birine bakabilirsin. Bir şey yolluyor musun? Yanlışlıkla fotoğrafını yollamış olabilirsin mesela. Sonra nasıl ne diyorsun? Fotoğraf oldu artık sizin hani o anki telefondaki ruh halimize bağlı. Hafıza kapasitenize bağlı. Sonra böyle bir şey olabiliyor musun? Ay yanlışlıkla yolladım geri alıyorum tabii, falan. Alamıyorsun hani... geri. Giden gitti. Evet giden gitti alamıyorsun. AirDrop hepiniz de yapmışsınız. Tehlikeli. Buradan da bunu anladık ben yani. Ben bana geldi bir kere. Yolda yürürken şeyde taksimde mi bir yerde yürürken böyle bir yazı geldi. Çok tatlısın, güzelim gibi bir şey yani. O ne ya? Onu da bir ara herkese yolluyorlardı haklıymış bu arada. Ama. Evet. AirDrop'tan haksız diyebilirim. Peki. Haksız diyebilirim. Ay sağ olun. Asla. AirDrop'tan çıkma teklifi alan bir popçumuzla karşı karşıyayız şu anda. Evet, belki Türkiye'de çok bir ilk bu yani. Evet. Belki. Yok ya bence o var şey yani aranızda? Herkese yolluyordu. AirDrop'tan şey gibi o programdaki gibi sağ sol kaydır gibi yani. Evet net. Ben AirDrop'u da... Her şeyini biliyorlar bak. Bütün flört uygulamalarını biliyorlar. Konuklarımıza bak dikkat yalnız. Ya, işimiz bu bunları bilmek başka bunlar. Uygulamayı kullanmak evet. Başka. Allah kullandırmasın yani ne diyeyim ben şimdi. Hiç kullandın mı peki? Bir tane de ben sorayım artık konuyu. Hiç kullandım. Konuma buyur. Kullandım.
gizli modda çok kısa bir süre kullandım, evet. Sonuç aldın mı? Hayır. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu anlatıyorum. Ay dur dedikodu var. Dur anlat. Ay dur dedikodu var. Ay vallahi heyecanlandım. Geldi bana vallahi geldi. Şu iki lafın beni şöyle gidiyor. Şöyle bir şey oldu. Vallahi. Allah kahretsin, anlatacağım mecbur. Şimdi Yunanistan'a gidecektik. Ben dedim ki yani Türkiye'de şimdi ne olacak ne bitecek belli olmaz bu işler. Korkarım da ben öyle şeylerden bu arada. Dil dedim bilmem, Yunan... iz bilmem, yol bilmem. Heh, dedim ki Yunanistan'da dedim bari gitmeden bir bakayım ne var ne yok. Sonra böyle bir sağa sola kaydırma mevzum oldu. Meç oldum. Meç olmak mı deniyor ya ona? Evet, evet. Ay Allah, öyle onu bile diyorlar, bilmiyorum öyle, ya. Öyle. Orada meç oluyorsun, sonra ben maç yapıyorsun. Sonra böyle konuşmaya başladım. Ama yani normalde hani şimdi ben konuşuyorum, yanımda da arkadaşlarım var. O kadar böyle ciddi bir konuya gitti ki konu. Arkadaşlarım da şeydi, ya Allah kahretmesin burada bile aşırı muhabbet ediyorsun dedi. Yani o kısa, uygulamanın amacını. Yani sonra o İstanbul'a diyorum, Yunanistan'a gittiğimde böyle korkarım ben öyle şeylerden. Birazcık da o bence alışmakla ilgili bir şey. Yani hiç alışık olmadığım için. Belki alışsam görüşürüm, konuşurum yani. Ben Dicle'yi anladım. Ben hani böyle inandım sosyal Dicle'ye. Medyada yazışmaya başlayıp sonra evlenenler var ya işte. Evet. Dicle ya, o olur. Değil hani, mi? Böyle büyük ihtimalle. Olursa öyle olur. Uzun yani. Evet. Uzun sohbetler anlayıp daha adamla karşılaşmadan zaten adamı tanıyor karşısına. O kadar soru sormuş aynen ki Dicle çünkü. Evet yani. Bir de o kadar yani çok aşırı İngilizce konuşuyor ama o da herhalde çok iyi bilmiyordu. Hı hı. Ben de yani anlamıyorum. Bir noktaya kadar anlayabiliyorum. Neyse dedim ya boş ver, yormayayım kendimi hiç yani. Devam edeyim ben arkasında yürüyeyim. Gereksiz bir gerginliği yaşamayalım. Ay zaten ben oraya gittiğimde kendi kendime gerginlik yaşıyorum. Bu bizim falan diye. Hani şimdi adamla da öyle bir tartışmaya gitmeyeyim diye. Peki. Ama biraz de kullandım, evet. Zaman sadece birazcık zaman. Geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam. Acılarımız tarih kadar eski. Nefes alıp vermek misali olan. Zaman sadece birazcık zaman. Son bulduğu yerde sevgiler bir tek an. Böyle benzer izler etrafında. Alışkanlıklarımız bile sıradan. Gidiyorum bütün aşklar yüreğim. Sadece birazcık zaman. Geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam. Acılarımız tarih kadar eski. Nefes alıp vermek misali olan. Gidiyorum bütün aşklar. Gidiyorum
İrfan, uzun yıllardır evlisin biliyoruz. Ya seni tanıdığımızdan beri evlisin zaten. Sen o kadar uzun yıllardır evlisin ki. Çok uzun yıllar. Ne kadar doğru sana bu soruyu sormak bilmiyorum ama biraz burçlardan ilerlemek istiyorum ben. Sana göre uzak durulması gereken burçlar neler? Şöyle bir geçmişe dön bakalım. Ağzını yakanlar. Şimdi iş hayatında, Aysun'da izleyeceğim. İş hayatında, iş hayatında. Ya iş şimdi, ilişkileri diyelim. İş ilişkileri. Vallahi Aysun'dan bildiğim için söylüyorum. İkizlerin o ani değişimleri mesela benim gibi çok planlı programlı hareket eden birisi için çok zorlayıcı olabiliyor bazen. Evet. İş hayatında mesela zorlanabilirdim. Hı-hı. Ama evlilikte tabii yürüyor iş. O biraz enteresan olabilir. Bir de bazı akreplerden korkarım. Yani bazı. Bazı akreplerden yani korkarım. Bunun bir yerde sürüneni var. Abi, ne yapacağı belli olmaz abi. Akrep bu sokar yahu. İşi bu zaten. Bir şey diyeceğim. Akrepler kendi içinde kaça ayrılıyor abi? Hani bunu da bilelim. Üçe ayrılıyor benim bildiğim. Yanlış söylemiş olmayayım ama. Yani şey. Ben akrebe kendini sevdirdin mi sırtını yasla. Geçmiş bütün olsun. Şey tasını tarağını her şeyini bırak. Bütün bıçağını şeyini kendi savunma sisteminin hepsini yere bırakabilirsin. O zaten senin için kendini savunur. O kadar. Evet. Evet. Hadi uket. Aynen öyle. Yani... Ama terse giderse. Terse giderse de o anasını ağlatır yani. Ah, çok fena. Saçını evet. Başını yolar. Anasını ağlatır yani. Aynen. Peki Dicle, ıssız bir adaya düşsek yanımıza almamız gereken ilk üç burç. Üç burç. İlk üç burç bu şey gibi, tembirin gibi. Öncelikle bir ay boğa. Boğa. Ay şey, ana burç değil, ay boğa. Onları araştıracağız. Yani bir yengeç burcu. Evet. Hani böyle yemek yapsın diye. Evet, bir koç burcu. Evet, bir koç burcu bir şeyleri, gerçekten öyle bir şeyleri kırsın diye. Boş olmadı yalnız Dicle'ciğim. Aslı özür dilerim. Sana yani terazi burcuna ihtiyaç yok adada. Gerçekten vallahi. Adaya kafamızı dinlemeye evet. Gitmemişiz. Adadan elendi. Kafamızı dinlemeye gittik Aslı. Gerçekten. Çünkü adaya yani, burç aramıyor ki bu işçi arıyor. Aynen. Bir şeyleri kırsın döksün ateşi yaksın. Hayır bak barınma. Avlanmaya gitsin. Barınma, yeme içme. Bir de. Bir de akrep da, lazım ki hani ırk devam etsin. Irk devam. Bir tek akrep akreple mi oluyor yani? Bu arada şey yok ya, yay burcu akrep da olur. Hani keşfetmesi oluyor. İçin bence falan yay burcu da olabilir. Yani hani ortalığı keşfetsin, bir baksın. Belki bir inanç sistemi getirsin ki insanlar birbirine inansın falan. Üç burç böyle söyleyebilirim. Peki. Senin? Ben genelde başak alırım. Üçü de başak olsun, titizlik olsun abi. Temizlik olsun, güzel olsun. Bir şey hayır, bir tane olmasın. De balık alırım be. Ona ne yapacağız? Yeriz diyorsun ona. Hayır. Dişlerin mantığına yarın. Balık hani daha naiftir, daha böyle duygusaldır. Bizim kafamız ütülemez. Yani sıkıntı yaratmaz. Adada. Adada. Sakinlik. Asla almayacağım bir burç. Balık. Son burç yani. Yani ne son burç dedim, balık. Olmadıysa ben bir kontenjan hakkımı sana vereyim. Dördüncüyü de sana almadım. Kusura bakmayın, elendiniz. Dicle Olcay'ın talipleri. Balıksanız kaybettiniz. Bunu unutmayın. Net kafadan kaybettiniz. Net bu arada. Net yani. Ya da yalan söyleyeceksiniz. Nasıl söyledin? Net. Koçsanız şansınız var. Kırıp dökersiniz. İş gücü her zaman. Ama mantıklı bir yerden gittim yani. Çok. Bence bravo. Çok. En son söylediğin cümle beni benden aldı zaten. Irkın devam etmesi için akrep burcu. Evet, ne yapayım hayatım? Gerçi ırkın devam etmesi için çok da burcuna ihtiyaç var. Onu da bilemiyorum. Adada 2 ay kalsan zaten 2. haftasında ne olursa kafasına... Arkadaşlar bu televizyonda da yayınlanacak evet, bir şey doğru. Yalnız. Bir şey yapabiliriz. İnsanın selameti için geleceği düşünerek hani o evet, hareket ederek. Ben kesinlikle öyle düşünmüştüm. Tabii tabii. Kızla kötü bir şey söylemedi zaten. İnsanlık devam etmesin. Etsin ya tabii insanlık etsin. Adada da devam etsin. Adada da etsin. Yani. Devam peki etsin. 2024'ten Dicle ne bekliyor? Ben çok merak ediyorum. 2024'ten... Ay valla çok bak dertli bir soru oldu. 2023 benim çok zor bir yıldı benim için yani. Bence herkes için herkes. O kadar da kolay bir yıl zor değildi. Bir 2023 biraz böyle hırpaladı. Yerinde sakinlik. Geçen gün dün bir arkadaşım yazmış bunu, çok hoşuma gitti. Kesinlikle yerinde sakinlik. Eğlence. Ya eğlenebileceğim bir yıl istiyorum ya ve çok çalışacağım bir yıl istiyorum açıkçası. Evet zaten çok çalışan. Bir evet, topçumuzsun çok, maşallah. Çok, onun yanında da sağlık. Yılbaşında iki sahne birden yapıldı evet. Falan filan. Kesinlikle. Siz efendim 2024'ten ne bekliyorsunuz? Ben valla geçen seneye kadar hep şöyle derdim. İşte barış olsun, sevgi, kardeşlik. Güzellik yarışmasına mı çıktınız? Ben artık şunu diyorum abi. Ben hayat felsefe olarak bunu ver. Bir önceki seneden kötü olmasın. Allah bu günlerimizi ayartmasın. Arasız 2020 Teoman'ın şarkısındaki gibi. Onlar iyi günlerimiz daha beter olacak her şey. Evet. Yani o yüzden... Kötü olmasın. Çünkü hep böyle iyi niyetlerle başlıyoruz. 2023 gerçekten ülkemiz için zaten bir felaketle başladı.
akabininde işte evet. insanların yaşadıkları sıkıntılar ortada. Ya yani bundan kötü olmasın. Daha iyi olursa ballı lokma tatlısı olur. Yani. Hmm. Katılıyorum. Bundan daha iyisi nasıl mümkün deyip evrene mesajımızı evet. yolluyoruz. Daha iyi nasıl olabilir? Neler mümkün? Neler mümkün? Göreceğiz. Göreceğiz. Akrep Türkiye'de bunu göreceğiz. Jüpiter. Peki. Jüpiter. Mayıs önemli. Mayıs çok önemli. Şimdi bir müzik arası verelim mi? Hadi bakalım artık ya. Şu Dicle, artık biraz da müzik diyelim mi? Lütfen Dicle'nin o güzel sesinden. Bir müzik sesinden. Konuşmadık, bir de futbol konuşmadık. Geri kalan her şeyi konuştuk. Programda müzikle alakalı bir şey mi var? Ben mi kaçırdım? Adımız müzik ya, evinde. Konumumuz müzik evi. Müzik evinde sohbet müzik yani evi. Sonuç olarak. Bravo. Bak Dicle'm gene çözdü olayı. Müzik evinde sohbet. Evet ya, bu ben kadar. Ben biraz şarkı söyleyeyim. Ama senin ya. O son yaptığın şarkın seninim ki esiyor geçiyor radyoları, televizyonları, Spotify'ları, YouTube'ları, TikTok'ları. Evet. Bence bize uğur getirecektir. Onunla İnşallah. Başlayalım mı? Başlayalım aşkım. Hadi bakalım. Şarkıda müthiş biraz şarkının emekçilerinden de bahsedelim. Selamlarımızı iletelim. Sevdiğimiz ortak arkadaşlarımız var. Söz müzik Onurcuğum'a ait tabii ki de. Onur yani inanılmaz bir insan zaten. Yani hem kendi öyle hem yazdığı şarkılar öyle. Düzenlemesini Ayro yaptı. Onu da çok başarılı buluyorum. Uzun zamandır da çalışmayı istiyordum. Son iki şarkımda çalıştığım için çok mutluyum.
Onun dışında zaten şarkımızı ilk kez kendi şirketimizden çıkarttık. Harika. 2023'teki hedeflerimizden biri buydu. O yüzden çok yani... Şirket sahibi. Dicle olacağı. Şükürler olsun. Evet. Prodüktörsün yani prodüktör, bir tarafta. Tabii prodüktörlüğü paylaşıyoruz aslında Aslı'yla birlikte. Aslı benim zaten... Terazi de olsa... Terazi. Ben... Bak gerçekten yani terazi de şuranda duracak. Öyle söyleyeyim yani. Aldı gönlünü. Yani keyfim çok yerinde şarkıyla ilgili. Harika. Mis. Evet. Güzel. Bundan sonra da projeler arka arkaya gelecek. Evet. Aha da müzik öyle. Konuşmadı demeyin konuştum evet. işte. Aynen öyle. Bu arada YouTube gelmesi bekleyin. De lazım ya. Gelmesi kesinlikle lazım. Dicle sahneye çok yakışıyor. Çok canım yakışıyor. Teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Performansı, İrfan'da sesi. Sahneye çok yakışıyor. Tiyatroya, sinemaya. Ben de tam onu söyleyecektim Emel'cim. Çok. Çünkü ona apayrı bir kapı açmak lazım. İrfan tam Kesinlikle. Bir tiyatro adamı. Yani inanılmaz bir oyuncu, inanılmaz bir yetenek. Çok iyi bir yönetmen, çok evet. iyi bir yazar. Bak inanacağım, yapma böyle. Ben söylüyorum. Sözlere inanacağım şu anda, yapma söylüyorum bunu. Söylüyorum bunları. Sağ ol canım benim, o senin güzel yüreğin ve beni sevdiğin için. Ama biz de hasbelkader ucundan köşesine işte bu işlere bulaştık ve yapmaya çalışıyoruz diyelim özetle. Tevazu gösteriyorsun evet, her zamanki gibi. Bence de tevazu. Şimdi... Hangi oyun var abi? Ben şimdi bu sezon Karanlıkta Komedi'yi oynuyorum. Onun dışında sizin yeni oynayacağınız oyunu yazıyorum. Evet. Bunu belki Aa, söylemek süper. Lazım. Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nun yeni oyununu yazıyor. Harika. Daha önce Emlakçı'yı beklerken oynamışlardı Yasemin ablalar, İlyas abiler. Bu sezonda Karakolda Mavra Var isimli. Karakolda Mavra, Mavra Var. Mavra var İlk kez burada mı söylüyoruz? Evet gerçekten. Oyun ismini ilk defa burada söyledik. Belki oyun ismi bile değişebilir. yani ama şu anki kafamızdaki isim o. Sertaş'la da öyle bir kader birlikteliğimiz var. Var. Yasemin ablanın tiyatrosundan dolayı. Karanlıkta komedi oynuyorum. Biliyorsun ben her sezon bir iki üç oyun yapıyordum. Evet. Geçen sene bir sene bir ara verdim. Çok yorulmuşum çünkü bir önce sinemaya yöneldim. İşte arada film çekiyorum. Evde bol bol yazmaya, üretmeye çalışıyorum. Bu pandemi döneminde bir tane sinema filmi yazdım. Hı hı. Bu arada şimdi Şubat 23'te vizyona girecek olan işte Şahan Gökbakar'ın yeni filmini de beraber yazdık. Siz zaten inanılmaz güzel meş oldunuz aslında. Evet. Yani iyi bir arkadaşlığımız ve dostluğumuz var. Evet. Oradaki işte bu yeni filmi aslında bu bir ikili film olacak. Çünkü bir şeylerden dolayı bir diziydi. Diziyi biz onu film versiyonuna çevirdik falan vesaire. İki film halinde izleyecekleri izleyicilerin güzel bir komedi filmi. 23 Şubat'ta da geliyor. Yani biraz aslında yazarlık kısmına ağırlık vermeye başladım. Çünkü ben Türkiye'deki dizi sektörü, hı hı. işte dizideki çalışma koşulları vesaireler Şartlar. Falan filan ama sinema öyle değil. Sinemada belirli bir süre çalışıp işi teslim ediyorsun. Tiyatroda çıkıp oynayacağın süre, ineceğin zaman vakit belli. Biraz aslında hayatta kendime vakit ayırabilmek adına hı hı. sadece İş odaklı değil ama işi çok seven biriyim Hı-hı. bu arada. Hep çalışayım Hı-hı. ama düzenli, az sistemli. Çalışayım, sistemli çalışayım. Yoksa böyle sabah 5'te 6'da eve gidip 9-10'da tekrar kalkıp sete gidecek bir hayat düzeni Hı-hı. çok arzu etmediğim için tercihimi bu yandan kullanıyorum. Çok büyük de öyle kazançlar da hayatta hiç öyle hedefim olmadı. Büyük paralar kazanayım, şöyle yapayım falan, daha lüks bir ev falan filan hiç öyle derdim. Bu da kazanmamış olmadı. Halinse artık. Yani daha ne kazanacaksın? Vallahi çorba zor kaynıyor. Yani sen bizi bilen insansın. Ben buradan ekran başına giden de söyleyeyim. Vallahi böyleyiz yani. Tabii. Devir ağlama devri. Doğru mu? Devir ağlama devri. Para yok sen biliyorsun. En çok sen biliyorsun. Yasemin Yalçın ve İlyas Hocam'a ben burada selamlarımı iletiyorum. Onlar da var. Onlar da var. Onların tiyatrosu da var. Bence Sertaç'ta da var baksana programın yapımcısı yani. Evet ya Sertaç. Ya işte. Nereden geldi diye. Sertaç yıllarca biliyorsun. Dişiyle tırnağıyla hakikaten evet, hem, burada, hem buranın büyümesinde, buranın gelişmesinde çok ciddi katkıları oldu çok demeyi çok isterdim ya, ama evet. yok. Size bir şey söyleyeyim mi? Sertaç benim İstanbul'a taşındığımdaki ilk tanıştığım insanlardan biri. Evet. Ben evet ilk taşındığımda buraya gelmiştim. Evet. Ve yani inanamıyorum Sertaç gerçekten. Kaç ya. Sene oldu? 2014'te taşındım. Neredeyse 10 sene olacak aynen. Bizim de 10 seneye geçmişti biraz değil mi? Çok şanslı. Bizim geçti abi. Bizim 15 sene oldu neredeyse. Evet. Çok şanslısın ki İstanbul'a ilk geldiğinde benimle tanışmışsın. Doğru. Benim de sen olsaydın. İrfan'la da tanışabilirdin. Allah kurtarmış seni. Allah kurtarmış ya. Yok estağfurullah bu arada öncelikle. Yo, beni oğlum. Kurtarmış Allah. Aşk olsun ya. Yok be şaka söyleyeyim oğlum seni kurtardım. Sen Murat Boz için mi gelmiştin buraya? Murat evet. Boz'la birlikte gelmiştin. Evet yani aslında Murat Boz'la başladığım zaman İzmir'den git gel yapıyordum.
okulu bitirmeye çalışıyordum. Baktım yani olmayacak, dedim artık yeter, ben bir gideyim. Hı-hı. Ve yani o kadar doğru bir zamanda gelmişim ki gerçekten böyle bütün işlerim tak 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 oldu. Ben böyle İstanbul'a gelip zorluk çeken biri olmadım açıkçası. Çok şükür. O konuda çok şanslıydım. Gerçekten güzel insanlarla ama tanıştım ve çalıştım. Harika. Yani. O yüzden canlarım size kalpler yani. Ay. Teşekkür ederim. Kalpler gelsin ekranlarımızdan. Kalpler. Gelsin kalpler. Allah iyi insanlarla karşılaştırmıştır. Amin. Peki dur o zaman, çok güzel bir soru geldi aklıma. Hangi dönemin şarkıcısı olmak isterdin? Ya ben bulunduğum dönemin şarkıcısı olmaktan memnunum, biliyor musun? Yani çünkü çok böyle arada bir nesiliz biz. X kuşağıyla aslında Y kuşağı oluyorum ben galiba. Bizden önceki kuşak biz arasında. Biz de oluyoruz zaten. Siz de Y biz M falan herhalde. Yok, yani. Siyah kuşak. Biz siyah kuşak. Biz X kuşağı mı oluyoruz? Biz X. Biz bence... Bilmiyorum. X, Y, Z diye mi geçiyor? Evet. Yok, bir şey daha var. X, Y, Z, Y kuşağı. Bizim kuşağımız belli değil. Tamam canım benim. Bizim de kuşağımız, nerede olduğumuz belli değil bizim yani. Dicle ile ben ve Emel X'iz. X değiliz. Yok abi. Yok be, Y miyiz biz? Biz bir kuşak yok. Biz Y'yiz, Y'yiz. Y'yiz, biz Y'yiz. Sen de İrfan'cığım. Ben artık yumuşak Y. Benim kuşağım, yani benim ne olduğum belli değil. O kadar yaşlıyım ki artık. Estağfurullah. Yani dediğim gibi, o yüzden hani bulunduğum dönem, çünkü ben retro olsun da istiyorum. Mesela 90'larda şarkıcı olsam, hani şu anda 90'lar söylemek bana daha iyi hissettiriyor. Hmm. Öyle söyleyeyim. O dönemin şarkıcısı sanırım olmak gerek. Çünkü kendini de yönetebiliyorsun ya, atıyorum sosyal medyanı ve aslında çok fazlaymış gibi gözüküyor her şey. Ama sıyrılabileceğin alan da çok. Sadece ona üşeniyoruz biz. Bravo. Ona üşenmediğin noktada sen de sıyrılabilirsin aslında. Evet. Hani bizim tarafımızda, yani bizim kuşakta sen starsıncılık var. Kesinlikle. Şimdi evet. Oradan biraz kendimizi alıp işte birazcık da çıplak sesle böyle şarkı söylemeye başladığında aslında sıyrılıyorsun. Ama onu yapacak güç yok. O kudret yok bizde. O burunları biraz indirememe durumu var bizim kuşakta açıkçası. Ama yine de seviyorum ben bulunduğum yeri. Bu kuşağı yani. Seviyorsun. Evet, seviyorum. Sen İrfan'cığım, Yeşilçam'da hangi dönemde olmak isterdin? Ya ben 80'ler ortasından sonra ve 90'ları... hani bu işte çok top nokta görüyorum. Hani tiyatrolarında. Çünkü hep anlatmazlar mı bize? İşte bir turneye çıkardık 3 ay 5 ay. Evet. Tam şartlar kötü belki ama yani mesela uçakla gidiyoruz biz şimdi, değil mi, turnelere? O zaman insanlar otobüslerle gidiyormuş, bilmem ne vesaire, kötü otellerde kalıyormuş ama sürümden kazanıyorlarmış. Düşünsene, evinden çok gördüğün insanlarla çıktığın turnede 3 ay bir yerdesin ve o dostluklar o kadar pekişiyor ki çok anı biriktiriyor. Tabii. Fazla pekişebilir. Yani benim çocuk mesela derin kış kabarelerde falan olmayı çok arzu ederdim. Yani öyle söyleyeyim. 30 günde turne. Senin niyetin ne? Senin ne? Ya sen bana bunu söyle bakayım. Sen konuyu nereye getirmek istiyorsun? Ben seninle 30 gün bir turne düşünemiyorum. Ben sen de düşünemiyorum. Ya bizi nereden toplarlar Allah bilir yani. Peki, ünsüz zamanlarını hatırlıyor musun Dicle? O zamanlarda nasıl biriydin? Yani çok farklı biri değildim bence. Yine aynı, yine çok her şeyini anlatan. Ama hani... Bu hep dilinde yalnız. Herkes her şeyini çok anlatıyor musun? Ben çok anlatıyormuş gibi de yaparım bu arada. Hı-hı. Ama hani... Çok anlatmıyor da olabilir. Sinsi laf alıyor karşı taraftan. Şu an hangisisin? Anlatıyormuş. Ben şu an anlatıyorum ya, ben anlatırım. Yani şöyle... Ya utandığım bir şey yok. Çünkü ben böyle bir hata yaptığımda da ya da utanılacak bir şey yaptığımda da özür dileyebilen biriyim. Hı hı, o yüzden evet. Hani anlatılmayacak bir hikayem olmuyor o yüzden. Ama tabii ki de her insanın bir özel kalması gereken bazı şeyleri var. Ben de o sınırı aşmamaya gayret ediyorum. Eskiden anam babam her şeyi anlatıyordu. Hı. Şimdi bir tık daha... Bu sektörde özellikle günler geçtikçe anlatmamamız gerekiyor. Ama bir şey söyleyeyim, ben şuna da inanıyorum. Bir insana kötü davranırsan zaten kötü karşılık alırsın. İyi davrandığında o insanı tanıyorsun aslında. Yani kendinden bir parça verdiğinde algılıyorsun. Hani ben kendimi de kırmadan ama karşımdaki insanın da niyetini galiba algılama şeklim zaman içerisinde bu oldu benim. O yüzden de mümkün mertebe daha nazik, daha kibar, kendime nasıl davranılmasını istiyorsam öyle davranan birine dönüştürdüm kendimi yani. Peki öyle konuğuna bir soru sormak istiyorum. Buyurun. O zaman. Bugüne kadar pişman olduğun bir davranış biçimi oldu mu yani? Keşke böyle davranmasaydım. Yani o ilişki dinamiğiyle. Şuna şöyle yapmasaydım. Evet. Ben çok uzun bir süre özellikle hani böyle ilk single'ım çıkana kadar aşırı mükemmeliyetçiyim. Yükselen de Başak, siz beni anlarsınız. Bir siz bir sen, bunlar evet. Birbirlerine konuklarımız.
İrfan Beyciğim. Dicle Hanım. Fark ettim mi? Ne program olduğunu bilmiyorum. Yani ekonomiyle başladık, müzikle devam ettik. Şu anda yavaş yavaş haber programına. Şimdi Dicle Hanım çok tabii Türkiye'nin yaşadığı bu sosyal, psikolojik... Artık şu konuklarımız ikisi bir arada bir şarkı söyleseler. Hadi yani söylesinler. Beraber şarkı söylemeyecek adam ancak konuşamayan birisi olabilir yani. Müthiş yani. Ki geçen o da söyledi. Bir tane getirdiler yanına. Yaz Mi'lere biraz dikkat et. Bir şey söyleyecek yani. Yaz Z'den Mi'ye geçişlerde oralara bir çalışma. Bir sıkıntı var orada. Orada bir sorun yaşıyorum. Kusura bakmasın izleyeceğiz. Biraz sektörün şeyleri. Bir de müzik konuşalım biraz. Haklısınız. Tabii. Biraz tabii. Yani. O yüzden müzik konuşacaksak. Mesela Sibemol derler arkadaşlar. Ben Sibemol'den şu soruyu sormak istiyorum. Hazırım. Hazır mısın? Müzikten hazırız. Gireceğim. Çok net giriyorum ama. Çok hazırız. Evet, evet. Dur korkutma yavaş. Yavaş yavaş tamam. Gidiyorum o zaman. Bir erkekten şu ana kadar aldığın en iyi iltifat nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Wow, 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 müziğin bağlarsa sorun. Orteksimin melo... sorusuna bakın. Aa, bak şimdi. Sana kimse iltifat etmedi mi Bedişlem? O kadar çok var ki hangisi diyor şimdi. Yani seçeyim. Ben senin bardak alışına bile aşığım. Oo. Şu bardağı bir şu alır mısın? Şu bardağı alış ve tutuş oradan. İşte öyle şu bardağı alır. Bir alır mısın? Ama bir kadından daha iyi bir iltifat aldım. Şu hemen bardağı nasıl? Hayatım. Buna mı? Ama adam haklıymış ama falan. Bir bardak firması falan ya, mıydı bu yani? Elimdeki bardak falan. Bardak hayır. Dicle o kadar sakar ki adam artık evdeki bardakları koruma altına almak için. Ya 12'lik seti kırdın 4 tane. Öleyim de biraz kibar olsun diye yaptım ben. Bir kadından aldın en iyi. Bir kadından aldığım siyah bir kuğu gibisin. Oo. Gibi bir şey söylemişti evet. O da çok yakın bir zaman. Hoşuma gitmişti çok. İrfan, bu işin ünlüsü olmasaydın hangi işin ünlüsü olmak isterdin? Ben çok ünlü olduğumu düşünmüyorum ya. Ben bu işte de olamadım yani. Öyle bir şey olamadı ama. Ya şimdi
Çocukken tabii hayallerim vardı. Şöyle bir işler yapsam da şunlar da ünlü olsam diye hayallerim vardı. Onu da şimdi dile getireceğim. Off to the court. Program sonrası size söyleyeceğim. Tamam. Yani neyle olurdum? Herhalde futbolla alakalı bir şeyler yapardım. Yani teknik direktör falan gibi bir şey olabilirim. Çünkü çok futbolla yaşayan benim çocukluktan beri. O benim bir ilgi alanım. Yine böyle oyun sektöründe bir şeyler yapıyor olabilirim. O işte oyun konsolları vesaire küçük yaştan beri onlarla çok iç içeyim. Ama dediğim gibi yani bu işte de zaten çok ünlü olamadığım için önce burada olayım oraya bakarız sonra diye. Hala tevazu gösteriyorsun. Yok be abi. Hayır bak şu çok kötü bir şey tamam mı? Mesela şimdi bununla ilgili hatta bir oyun yazacağım. Böyle az ünlü olmanın vermiş olduğu dayanamaz. Az ünlü ne ya? Ya şöyle bir şey oluyor. Mesela şimdi bak az ünlü ne biliyor musun? Şimdi mesela benim. Kıvanç Tatlıtuğ görürsün. Kenan Rızaloğlu'nu görürsün. Mesela dersin ki işte Kıvanç Bey şu filminiz çok güzeldi. İşte Kenan Bey şu diziniz harika dersin. Bizi görünce şunu demeleri çok kötü. Sizi nereden? Hani, kötü ki bu ya. O var yani. Şimdi ben orada kendimi hatırlatmak için yaptığım bütün işleri saymak zorunda kalıyorum ya. Evet. O korkunç bir hikaye. Yani bir yerden ya şunu gördü bu gözler. Bir tane kurye bir kardeşim. Bostancı'da şeyde gidiyoruz arkadaşımla beraber. Abi dedi bir tane dedi sen de dedi mutlaka dedi fotoğraf çektireceğim dedi. Tamam kardeşim gel çektirelim dedik. Çektirdik. Ben seni nereden hatırlıyorum? Oğlum hatırlamıyorsan niye çektiriyorsun? Yok hayır. Alıp seni garanti. Gördüm bir yerde ama neyse ben onu sonra hatırlarım dedi gitti. Çok kötü bir şey evet ya. O şey bir şey yani şu, nereden hatırladığını bilemiyorsun ya arkadaşlar. Şimdi mesela çok ünlü olduğum bir şey olsa mesela Kurtlar Vadisi işte ben Kurtlar Vadisi'nden dersin dolaşırsın falan. Evet. Nerede? Abi 80'ler mi? Yok. Recep İvedik yok. Hani 30 tane iş sayıyorsun. Şurma, yarışma programı falan. O biraz şeyde sıkıntılı oluyor. Vallahi yani. Çok mütevazisin bence bu ya konuda mesela. Yani. Kesinlikle ama bu arada anlattıkların kötünün iyisi. Yani ben kötünün kötüsünü yaşadım ya. Mesela? Bir tane mobilya mağazasına girdim. Adam böyle yaptı. Siz dedi Gazi Osman Paşa'da değil mi? Bilmem ne mahallesindesiniz. Ben tanıyorum sizi dedi. Abi, mahalleden arkadaşı zannetti yani. Mahalleden biri hani iş hani ha nereden tanıyorum bir iş var ortada. Abi ben de o hiç o öyle. Bunu ısrar eder. Şeydeyiz tamam taksiye bindim bir gün. Maske var o zaman. Böyle bir şey oldu hatırım yanıl olmasın. Ya radyoda açıldı bir şarkı ya, falan. Ya YouTube'dan. Taksici abi dedi ki bir şey soracağım. Maske var yüzümde. Sadece gözlerim var bakın. Dedim ki pardon bir şey soracağım. Siz Dicle olacak mısınız dedi böyle. Evet. Benim o. Bak bir o sonra indim taksiden Aslı'ya diyorum ki Aslı ya bizim şoföre ihtiyacımız var mı? Acaba o kadar sahiplenmek sonra istedi. Başka bir gün o zaman işte hocalık yapıyordum. Şey Taksim'de bir yerde Marmara'ya bindim. Marmara'yla gidiyorduk. Hey gidi günlere. Işte. Geçen ondan haftadan bahsediyorum. Ondan sonra oturdum yanıma da iki kişi oturdu. Yine maske var. Böyle döndü bana siz Dicle olacak mısınız dedi. Size yemin ediyorum şöyle oldum bak. Evet. 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 Ve bir anda şarkı söylemeye başladım falan Marmara'yla. Bir olsa ya mesela ben ismini Dicle Dicle olacak. Dicle Dicle olacak. O kişiyi orkestrama aldım. Yani hani. Orkestrama aldım. Ama sen de yani. Hani. Yani mesela geçenlerde biri ilk defa beni sahnede izlememiş, Spotify'da dinlemiş. Böyle onu yanından ayrıldıktan sonra böyle bakıyor dedi siz Dicle olacak mısınız dedi. Evet dedim ama içim gerçekten aynen pompon kız gibi yani evet Dicle olacak diye. Yani o tanınma ihtiyacı bilmiyorum. Belki yaptığın iş daha fazla insana hitap etsin istediğin için. Takdir edilmeyi daha fazla. Alkış zaten alıyorsunuz ama alkışı canlı duymak istiyorsunuz. Emel'cim geçen hafta sokakta birisi dedi ki siz İrfan Kalmasın ben onu eve aldım. O kadar. Evi soydum. Evi soydum. Neredeyse soydu neredeyse. Yani. Bu arada Dicle'nin annesi Dicle ile ilgili çok güzel böyle bir şey söyler her zaman. Artık öyle demiyordur herhalde. 3-5 sene önceki tabiriydi. Bütün ünlüler gidiyor ya Dicle'yi seyretmeye sahnesine. Kıvanç Tatlıtuğ falan yani. Herkes gidiyor evet, Dicle'yi doğru. izlemeye. Kızım sen ünlülerin ünlüsüsün. Sen ünlülerin bravo. Ünlüsün diye. Buradan valide bir tane daha bir Dicle ile ilgili bir şey eklemek istiyorum. O kadar çalıştım programa Ortex'im. Tabii lütfen. Dicle sesinin güzel olduğunu ailesine ispat edene kadar o kadar çırpınmış ki. Annesine gitmiş demiş. Anne bak benim sesim çok güzel demiş. Annesi oralı olmamış. Ablasına gitmiş. Abla benim sesim çok güzel. Babası oralı olmuyor falan. Bir gün artık evde boya badana yapılıyor. Ablası
kafasını kenara sıkıştırıyor. Artık çığlık çığlığa diyor ki abla benim sesim çok güzel ya, beni bir dinle diyor. Tamam be diyor, söyle artık diyor. Şarkı söylüyor, ablası bakıyor diyor ki hakikaten bu kızın sesi çok güzel. Kaç yaşındaydın? 8 yaşında filandım ama bizim de herkesin sesi çok güzeldi. Evde. Yani evet aradan babamın, sıyım, ablamın, annemin falan herkesin sesi güzel olunca hani ben de küçüğüm falan filan ama hani günün sonunda ispat etmiş oldum bu yani. Bu travmanı temizledin mi sonra? Evet kesinlikle. Duyulmamak ve görülmemek. Ben bu hikayeden şunu anladım. Seni ablan keşfetmiş. Tabii ilk ablası. Seni kim keşfetti? Benim aslında biraz kendi kendime oldu ya. Ben ilk böyle 8-10 yaşlarında böyle bir Deve Kuşu Kabarı'nın bir oyununu canlı seyrettiğimde içimden bir iç ses. Büyülendim ve dedim orada olmalıyım. Yani gerçekten çocuk aklımda orada olmalıyım dedim. Ve hikaye öyle başladı yani. Ama tabii dayım beni o zamanlar çok tiyatrolara falan götürüyordu. Onun bir şeyi vardır bende, emeği vardır, ön ayak olması vardı ama kendi kendime. Ben hepsi onun için söylüyorum zaten. Bazen iş seni çağırır yani. Evet. Meslek evet seni ya seçer. Ben doğru. De başka hiçbir iş yapmadım ben mesela. De. Ne kadar okul hayatım ben çok tembel bir öğrenci olarak. Ben, zar zor geçe. Matematiğim falan çok düşüktü. Hiç benden başka bir şey olmazdı senin zaten. Senin de değil mi? Yani öyle bir geri. Benim mesela benim hepinizden daha havalı bir keşfedilme hikayem var yani. Aa. Bu hikayenin benden çıkması enteresan. İbrahim Tatlıses keşfetti. Evet ya. Havalı. Buna pişman mısın? Hayır. 15 yaşında bir yerel radyoda radyoculuk yaparken benim asıl mesleğim radyoculuk, ilk kez tanıştığımız izleyicilerimiz varsa bayağı böyle hafta sonları yayın, 15-16 yaşındayım. O da orada lahmacuncu açıyor Zeytinburnu'nda ve radyonun patronunu arıyor. Diyor ki bu kız çok komik diyor. Biz diyor şu an olmadığı için söyleyebilirim. Tatlıses Radyo'yu almak istiyoruz diyor. Ben dalga geçiyorlar zaten, bir hafta ağladım. Gerçekmiş meyerse. Yani. Hiç bu kadar ünlüsünüz böyle havalı bir evet, keşfetme hikayeniz yok yani. Evet ama beni de bir noktada Murat Boz da keşfetti yani sonuçta. Evet doğru. Beni de Robert De Niro aradı ama yanlış aramış. Kapattı hemen sonra. Ben hala keşfedilmeyi bekliyorum bu arada. Bu videodan sonra. Sen keşfedicisin. Yani. Öyle düşün, sen keşfedicisin. Bazı insanlar keşfeder. Tabii. Ay bu da şey amorti yansın gibi. Hani böyle hani bilet alırsa amorti çıkar. Bu sen keşfedicisin. Hayır ben keşfedilen olmak istiyorum. Ya. Evet. Öyle bir şimdi artık Ortex'imin en sevdiği köşemize geçeceğiz. Hep geçiyoruz. Beraber şarkı söyleyeceğiz. Evet hadi hep bakalım. Hep birlikte şarkı söyleyeceğiz ve bugün bu stüdyoda ne kadar insan varsa hepsi bizimle beraber olacak. Sizler için çok güzel bir performans hazırladık. Grup kuracağız. Grup kuruyoruz. Keşfedilmeyi bekleyen az ünlüler. Ve Marmaray'dan topladığımız arkadaşlar. Grup hepsi... ben Taksici abi. Ve Aslı. Ve Nazlı. Hepimiz. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz çok teşekkür ederiz ya. Şans. Gerçekten asıl biz teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Vallahi biz teşekkür ettik. Buradan ekranlara biz teşekkür ederiz. Hayır, biz teşekkür ederiz. Bir şey diyeceğim. Kovara, burçlara. En iyi kim sundu abi? Onu da bir söyler misiniz? Hadi bizi oylayın. Hadi bir oyla. Gelen. Şu anda sizinizde. Kalk Emel, kalk gidiyoruz. Çünkü ayrım yapamayız. Ama ben illa bir oy kullanmam gerekiyorsa oyumu en güzel sunan Dicle'den yana kullanmak çok istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ortex'im şahane bir konuksun. Çok bir şey diyeceğim. Bunca yıl programlar yaptım. Senin gibi iyi bir konuk görmedim ben. Sunuculuğuna yani bayılıyorum. Gerçekten önünde eğiliyorum. Muhteşemsin Emel'cim. Emel Yalçın efendim. Hayır ben keşfettim. Övecek bir şey kalmadı. Sefa'ya geçiyorum. Sefa'da gerçekten mavun çok güzel mavun. Öyle böyle. Ya öyle görünüyor falan diye. Bu programdan aklımda kalan birçok şey olacak tabii ki. İlk başlarda İrfan'a gelen hediyeyi çok merak ediyorum. Onu soracağım. Bir de Dicle'nin sevgilisinin ona bardağı tutuşuna hayranım, bardağı tutuşuna bile hayranım demesini asla unutmayacağım. Senin hakkında ne kaldı? Yani şimdi lokal olarak girersek çok şey kaldı gerçekten. Serdar şunu demiş, keşfedilmeyi bekliyoruz. Aklımda bu kaldı. Kesinlikle. Ben ama şu soruyu da sormak istiyordum. Onu da artık bir dahaki programa mı? Abi senin seri mi yapıyoruz? Sorusu senin geldi. Hayır. Geleceksiniz evet, ya. Ben öyle bir programı bırakır mıyız? Bırakmayız. Yok geleceksiniz. Sezonluk mu anlaştık? En azından şuradan bir kafayı, bu başka konuk varsa şuradan çıkarırlar. Ayrı bir yerde şurada böyle ikimiz. Bir şey söyleyeyim, koltuk şey değil mi? Tam böyle hani yeni başlayan büyük kanallardaki dizilerde böyle. Tamam. Şöyle bir dizi pozu verip böyle kapatsak ya programı. Hadi. Şimdi mesela sen şık giyinmişsin abi. Teşekkür ederim. Sen geç abi bu tarafa. Geçiyorum. Şeysin böyle ailenin zengin şeyi. Sen de ailenin böyle başındaki o kötü kadın her şeyi böyle ortalık ben niye kötü kadın oldum şimdi? Neden şeysin acaba falan? Ben neredeyim? Bak dizi şeyi gibi ya. Anne, afişlerde böyle oluyor. Ben herkes dizi pozu versin öyle donar. Ben nerede şöyle duruyorum? Nerede işte koltuğuna bakıyorsun. Arkaya şeye aynen geçiyorsun ya da oraya. Ha, tamam. Herkes karakterine göre. Bir sahne sırt sırta verelim. Aynen. Tamam mı? Evet.
Oturdu mu? Verelim, öyle şey yapalım. Ben kötü kadın mıyım? Aileyi o şeyi bütün birbirine hanedanlığı. Ben pozlayayım seni. Ben de yengesine göz diken miyim? Hangisi oluyorum? Sen artık önüne gelemedin. Yani, önüne gelene derken. Önümde sen varsın. Dicle. Dicle ne? Dicle güzel kız işte. Esas güzel kız. Sen? Ben işte şey zengin çocuk. Zengin çocuk. Fakir tamam. Kız ama çok güzel kız. Tamam. Adam da kimseyi bulamamış. Zengin oldu halde o fakir kızla. Şey, meç olacak. Tamam. Ben çok kötü kadınım. Sen çok kötü kadınsın. Ben kimim? Ben iyi miyim? Lan ona göre veriyorum. Sen işte herkesi yürüyen. Sen ortaya çıkartacaksın. Tamam, ben herkesi karıştırıyorum. Poz verecek yürüyen adam. O zaman şöyle bir... evet, buyurun. Müzik evinde bayi toplantısına hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz ve karşınızda Azmı Memnu Orkestrası. O zaman son 2, 3, 4. Haydi bakalım. Yep. Vazgeçmek olmaz. Ben sana varmazsam eğer gözüm açık giderim. Oynar gider yarım aklımda, ben de durmaz. Ben seni almazsam eğer mahvolurum biterim. Sen yeter ki sev kulun olayım, bir dile bin yıl kölen olayım. Boynuna koynuna dolanayım mahşere kadar. Sen yeter ki sev kulun olayım, bir dile bin yıl kölen olayım. Boynuna koynuna dolanayım mahşere kadar. Sen yeter ki sev. Herkes boşlarına, herkes boşlarına.